Merhabalar. Bugün çok önemli bir konu üzerinde duracağız. Aslında tarihin ta ilk zamanlarından beri kadınlar üzerine çok fazla durulur. Ve her dönemde aslında kadın hakları, kadınlar, kadınların iyi yaşanmamasından veya ayrımcılıktan bahsedilir, durulur. Her dönemde, her uygarlıkta ve aynı zamanda her geçen medeniyetlerin içerisinde kadınlardan bahsedilir ve konuşulur. Peki kadın hakları veya kadınlar aslında neden bu kadar ezilen veya neden bu kadar haklarıyla ilgili söz bahis edilen şeydir? Buradaki asıl tartışılması gereken şey budur. Peki bunu anlayabilmek için tarihin ilk zamanlarına gitmemiz gerekiyor. Ve burada iki önemli şey üzerinde duracağız. Kadınlar, aslında dünyada yeni bir düzen kurulduğunda veya dünyada hayat ilk defa başladığında ilk yönetim şekli veya ilk yapılar anaerkil bir aile yapısı, anaerkil bir topluluk bahsedilirdi. Bu zaman dilimindeyken ataerkil yani erkeklerin pek fazla bir hükmü yoktu. Evi geçindiren, evi yöneten, evde sözü geçen kişi kadının ta kendisiydi. Peki ne oldu da zaman içerisinde kadınlar kendi hakları için bu kadar uğraşırken, eskiden efendiyken ne oldu da ne değişti de bir anda haklarını arar duruma geldiler? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tarihin ilk zamanları. Bu yüzden tarihin ilk zamanlarına baktığımızda aslında kadınlar neden şimdi, şu anda, neden kadın cinayetleri, neden kadınlar üzerine bu kadar çözümsüzlük, neden kadınlar her seferinde günah keçisi, neden? İşte bunların her birini bu videoda sizlere anlatıyor olacağım. Tarihin ilk zamanları. Daha dünya üzerinde insanlar kendilerini keşfedememişler. Erkekler ise daha kendilerini ve yapılarını keşfetmesi için daha yüzlerce yıl gerekecek. Asırlar gerekecek. Kadınlar evleri geçindirmek ve kadınların elinden tutmadığı bir aile yapısı veya bir erkeğin hayatta kalma şansı yoktu daha tarihin ilk zamanlarında. Çünkü erkekler hala kendilerine o zaman bakabilecek ve kendi potansiyelini keşfedebilecek bir yapıya sahip değillerdi. Kadınlar dışarıya çıkarlardı. Ne bulurlarsa toplar eve getirirlerdi. Mağaraya ve mağarada birlikte yenir ve sabah olur yine aynı şekilde kadın bunu yapmaya devam eder. Sonuç mu? Erkekler de, aile de veya mağara içerisindeki topluluklar da bundan yararlanarak geçimlerini sağlar. Peki erkekler niye gitmiyordu? Çünkü birilerinin mağaraya göz kulak olması gerekiyor ve aynı zamanda erkeklerin bakış açısı dar bir bakış açısıyla olduğu için topluluk hayatında veya dışarıda erkekler pek fazla verimli toplama sağlayamıyorlardı. Kadınlar ise şöyle bir bakışla aslında çok geniş bir çerçeveden görebiliyor. Bu nedenle kadınların egemenliği altında olmayan bir erkeğin yaşama şansı yoktu. Yani ilk etapta kadınların imparatorluğundan bahsedebiliriz. İşte bu yüzden anaerkil bir aile yapısı ve düzeni olmuştu. Bu zaman diliminde pek savaşlar veya pek fazla böyle kanlar falan dökülmezdi. Ancak erkek kendini keşfetmeye başladığında, erkek bir şeyleri fark etmeye başladığında dünya hiç olmayacağı kadar değişecekti. Özellikle kadınların hakları ve kadınların durumu değişmeye başlayacaktı. Hayat değişmeye başlayacaktı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Erkek artık kendini geliştirmeye başlıyor. Kadın ise hala gidiyor, topluyor, getiriyor. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor veya bunu nasıl geliştiririm diye hiç düşünmüyor. Erkek ise mağaranın hemen çıkışında önünde duruyor, kendisine bir kesici alet yapmaya başlıyor. Bir şeyi fark ediyor. Diyor ki,
Evet, ben aletler ile bir şeyi başarabilirim ve avlanma başlıyor. İşte bu dönemde erkek daha böyle küçük falan şeyler avlamaya çalışırken pek fazla başarılı olamıyor ilk etapta. Ancak daha sonra aletleri geliştirdikçe eve daha büyük avlar getirmeye başlıyor. İşte kadınlar için tehlike çanları bu zamandan sonra başlıyor. Erkek diyor ki artık senin topladığın şeylere ihtiyacımız yok. Ben avlayıp bu eve ben getiriyorum diyor. Hem de daha kaliteli bir içerik. Daha kaliteli bir yiyecek. Senin şeylere falan gerek yok diyor. Bir süre avcılık veya toplayıcılık da devam ediyor. Bu aslında geçiş süreci. Ancak bu geçiş sürecinde dahi kadınların egemenliği devam ediyordu. Çünkü daha erkek kendisini keşfedememişti. Erkekler araçları falan geliştirmeye başladıkça doğaya hükmetmeye başlıyor. İşte bu zaman diliminden sonra kadınların imparatorluğu dediğim bu dönem artık resmen sonunu bulmaya başlıyor. Erkek kadını mağaraya kapatıyor. Gidiyor avlanma yapıyor ve bu sefer üretimi yani eve malzeme getiren, yiyecek getiren kişi erkek. Dolayısıyla artık anaerkil bir aile yapısının kalmasının bir hükmü kalmamıştı. Bu zamandan sonra ataerkil bir aile yapısı ortaya çıkıyor. İşte bu zaman diliminde kadınlar sürekli bir şeyi toplamaya başlarken erkek geliştirdiği araç ve gereçlerle mağaranın hemen yanına böyle tarla gibi şeyler yapıyor ve kadının topladığı malzemeleri getirip oraya dikiyor. Diyor ki bak artık bir yere gitmene gerek yok, burada toplayabilirsin diyor. Bunu kim yapıyor? Erkek yapıyor. Günümüze kadar hala bunun etkileri sürer. Kadınlar tarlada çalışır, erkeklerin kahvede oturmasının en büyük nedeni de işte budur aslında. Erkek tarlayı yapmıştır, kadın dışarıda toplamıyor, evinin yakınındaki o yerde toplamaya başlıyor artık. Bunu yapan erkekti. Kadın bu şekilde o ürünlerin yetiştirilmesi üzerine tarlada çalışmaya başlıyor. Kadın hala kendisini geliştirmiyor. Hala aynı şekilde. Hala toplayıcılıkta meşgul ve hiçbir şekilde bir şey geliştirmek için veya kendini geliştirmek için hiç uğraşmıyor. Erkek yine bir şeyler geliştirip daha büyük şeyler yapmaya başlıyor. Bu sefer av bölgeleri çıkartıyor. Burası benim mıntıkam, burası benim bölgem, kimse geçemez, burada kimse avlanma yapamaz diyor. Böylece sınırlar oluşmaya başlıyor. Bu sınırlar ihlal edilmeye başladığında savaşlar ortaya çıkar. Ve tarihin ilk kanlı savaşları ataerkil aile yapısına geçilmesiyle birlikte başlar. Kadınların artık hakları ellerinden alınmıştır. Erkeğin yani ataerkilin erkeğin sözü olmadan kadın herhangi bir şey yapamaz duruma gelmişti. Hatta ve hatta bu sefer erkek bir kadının elinden tutmazsa kadının hayatta kalma şansı hiç yok denecek kadar azdı. İşte bu yüzden kadınlar her şeye boyun eğmeye başladılar. Tarih devam ettikçe erkek kendisini geliştirmeye başladı. Ve hatta ve hatta yaşamın içerisinde kendi yapısını, kendi düzenini kurmaya başladı. Kadınlar bunu yapamamıştı. Ve bütün hayat, bütün ekonomi dünyası, bütün finans dünyası, her şey erkeğin dünyası alanında gezmeye başladı. Erkeklerin hoşlandığı, yaptığı şeyler ön plana çıkmaya başladı. Kadınlar hep ikinci planda kalmaya devam etti. Çünkü kim eve getirirse onun sözü geçiyordu. Kim eve yiyecek getirirse onun sözü geçer. Üretimde kimin payı daha fazlaysa o aslında liderdir. Dolayısıyla erkeklerin liderliği bu denli devam ederken aslında korktukları bir şey vardı bilinçaltlarında. Kadınlar yeniden şahlanırsa. Bunu neden söylüyorum? Tarihin büyük devrimlerine bakın. Tarihin büyük çatışmalarına bakın. Birçoğunu başlatan kadınlardır. Siz bir toplumda adaletsizlik, haksızlık, herhangi bir şey yaptığınızda ilk tepkiyi erkeklerden görmezler. İlk tepkiyi kadınlar verir.
İşte kadınların bu tepkisinden dolayı aslında gerek yönetici kesiminde, gerek siyasi, gerek iktidar tarafından sürekli kadınlar tehdit olarak algılanmıştır. İşte bu yüzdendir ki tarihin veya hangi devletin veya medeniyetin olursa olsun kadınlar baskı altında tutulmaya başladı. Zaten düzeni de erkekler kurmuştu. Bu zaman diliminde bir kavram ortaya çıktı. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği diye bir kelime duyduğunuzda şunu anlayacaksınız. Kadın erkek adaletsizliği var demektir. Kadınlar ezilen taraftır, erkekler bunları ezen taraftır. Çünkü eşitlik burada bahsedilemez. Neden? Çünkü bu sistemi kuran kim? Erkekler. Bu sistemi oluşturan kim? Erkekler. Bu sistemin kurallarını belirleyen kim? Erkekler. Sen erkeklerin belirlediği bu sistemde, yani kendilerine göre yaptıkları bu sistemde diyorsun ki kadınlara, burada erkeklerle yarış. Al sana eşit haklar diyorsunuz. Bu aslında balık ile İnsanı bir okyanusa koyup hadi ikiniz eşitsiniz, ikiniz de sudasınız, hadi yüzün, yarışın bakalım kim kazanacak demekten öte bir şey değildir. Çünkü sistemi kuranlar belliken bu sisteme kadınların uyum sağlayabilmesi için erkekler gibi düşünmesi, erkekler gibi davranması, erkeklerin o yapısına sahip olması gerekiyor. Ancak bir şey daha var. Eğer kadın erkek durumları değişecekse ve düzene girecekse ve bu düzen değişecekse o zaman kadın erkek eşitliğinden değil kadın erkek adaletinden veya toplumsal adaletten bahsedilmesi gerekiyor. Toplumsal adaletten bahsedilirse işte o zaman o sorun çözülmeye başlar. Çünkü kadınlar eski imparatorluğun sahibi değiller. Ama kendilerini geliştirmedikleri için, kendisi için sistemi geliştiren kişilerin bir nevi emri altında oldular. İşte en büyük sorun da burada başladı. Ancak bu sistem 2011 yılı itibariyle aslında değişti. Neden biliyor musunuz? 2011 yılıyla kadınlar aslında kendisini geliştirmeye başladı. Bu sefer erkekler kendilerini geliştirmiyorlar. Özellikle online eğitimlerin, online kursların veya online çalışmaların arttığı bu dönemde bundan en fazla yararlanan kişiler kadınlar oldu. Çünkü eskiden kadınlar evden dışarı çıkıp kendilerini geliştirebilecek herhangi bir şey yapamıyorlardı. Ve bu kadar bilgi sahibi olunan bir toplumda kadınlar bu bilgiden yeteri kadar yararlanamıyorlardı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle online eğitimlerin, online çalışmaların artmasıyla birlikte kadınlar artık bunlardan en fazla yararlanan kişiler olmaya başladı. Bu yüzden online eğitimlere bakın genellikle %60-%70'ini kadınlar oluşturur. Çünkü kadınlar evdeyken bu eğitimleri alabilip kendini geliştirebiliyorlardı ve bundan yararlanmaya başladılar. İşte bu aşamada kadınlar kendilerini geliştirmeye başlarken erkekler ne ya bu eğitimler, ne ya bu kurslar moduna girmeye başladılar. İşte tehlike erkekler için burada başlarken kadınların yeni bir atılımını hazırlıyorlar aslında. Zaten son yıllarda başarılı olmuş şirketlere bakarsanız birçoğunun yöneticisinin kadın olduğunu görebilirsiniz. En fazla satış yapan, en iyi rekorlar kıranlara baktığınızda şirketlere birçoğunun altında kadınların parmağının olduğunu görüyorsunuz. Bırakın erkekler artık iş bulamazken kadınlar bir nevi iş kurup erkeklere iş verer hale geldiler. Erkekler bunu başaramıyorlar. Çünkü kadınlar kendilerine eğitimlerle, kurslarla o beceri ve yeteneklerini artırıp yepyeni bir dünya oluşturuyorlar. İşte bu yüzdendir ki gelecek 5 yılda şunu göreceksiniz. Sistem, kadınların sistemi olma yoluna girdiğini göreceksiniz. Ve bu değişim aslında 2020 itibariyle başladı. 2021 itibariyle bunun zirvesini yaşıyoruz aslında. Ve 2022-2023 yıllarında kadınların adını daha sık göreceğimiz bir yıl olacak. Ve bir sonraki yıllarda göreceksiniz ki birçok şeyde
kadınların sözünü geçtiğini göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Kendini geliştirmeyenler kaybetmeye mahkumdur.